hafta sonuna hepiniz hoş geldiniz. 15 Mart 2015 güzel bir pazar sabahını yeniden sizlerle paylaşıyor olmak inanın çok ama çok güzel. Yine her zaman olduğu gibi pazar günlerinde o sıcacık sohbetlerle karşınızda olacağız. Çok değerli konuklarım olacak programımız içerisinde. Bu yüzden de sizlerin fikirleri ve görüşleri bizler için çok önemli. Canlı yayındayız unutmayın. O yüzden sosyal medya hesapları üzerinden bizlere fikirlerinizi, görüşlerinizi ve sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hemen bu hesapları hatırlayalım. @Hande_Kazanova, @HaberTürkTV ve burası hafta sonu hashtag ile tüm programımız boyunca sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi bekliyoruz. Şu an YGS sınavında belki de yüzlerce, binlerce öğrencimiz geleceği adına çok önemli terler döküyor. Onlara da buradan selamlarımızı yollayalım. Onlara da buradan kolaylıklar dileyelim. Ve burası hafta sonunu başlatalım. Allah'ın isimlerinin bilinmeyen sırları, Allah'ı sevmenin ve ona giden aydınlık yolda ilerlemenin ipuçlarından biri de onun sıfatları ve tüm varlığını kuşatan isimlerini anlamaktır diyen yazar Doktor Arif Aslan az sonra burası hafta sonunda. İlki izlenme rekorları kıran Mandıra filozofu şimdi İstanbul'da. İkincisi vizyona giren film bu defa İstanbulluları hedef alıyor. Ve bir lokma bir hırka yaşayan Mustafa Ali her geçen gün büyüyen İstanbul şehri üzerinden modern dünyayla hesaplaşıyor. Oyuncu Müfit Can Saçıntı ve senarist Birol Güven az sonra burası hafta sonunda. Hafta sonundayız ve beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türk pop müziğinin çok değerli bir sanatçısını kaybettik. Sevgili Erol Büyükburç'u kaybettik ve son yolculuğuna dün çok büyük bir törenle uğurlandı. Sanat camiasından ve sevenlerinden birçok insan onun bu son yolculuğunda yanındaydı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında burası hafta sonu programında bizlerin de konuğuydu sevgili Erol Büyükburç. Hayata dair çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Onu bu son yolculuğunda anmak istedik. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Nice yollar açtım. Gerçeklerle her an savaştım. Ömrümün romanını dolu dizgin yaşayıp yazdım. Dalgın bakışlarla hayallere sığındım kaldım. Hayatta zaten artık unumu eledim, eleğimi astım dediğiniz anda Yüce Yaradan Allah'ım sana böyle yapar. Gel evladım, işin işlevin bitti. Hemen seni bu dünyadan alır. Eğer Tanrı'nın diplomasıyla dünyaya geldiyseniz ne mutlu size. Ben bana dokunduğuna inanıyorum. Bana dokundu, popu kurdum. Bana hala dokunmakta bu yeni ekoller üstünde gitti değişi var. Gözüm açık gider yoksa. Ömür talep ediyorum kendisinden her zaman. Yüce Rabbim diyorum. Bana ömür ver. Şu verdiğin ilhamı gerçekleştirebileyim. Bağrını üzmeye göz tüzer aşkın bağrını üzmeye göz tüzer el aman pek yaman her zaman o güzel el aman pek yaman her zaman o
Türk pop müziğinin efsanevi ismi Erol Büyükburcu, Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Şimdi çok değerli bir konuğum olacak. Allah'ın isimlerini konuşacağız. Kendisi geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde, Ekim sonuydu sanıyorum, Kurban Bayramı'nda ağırlamıştık kendisini. Evet. Çok değerli görüşlerinden faydalanmıştık. Hatta o gün çok güzel kitaplarla gelmiştiniz. Ha, doğru, evet. Evet. Arif Bey, bana hediye etmiştiniz o kitapları, imzalamıştınız. Hatta bir gün demiştik ki bu İyi Allah'ın etmişim. İsimlerini konuşalım, sıfatlarını konuşalım, evet. Sırlarını konuşalım, bütün bunları konuşalım demiştiniz. Bugüne nasipmiş. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Doktor Arif Aslan bizlerle beraber olacak. Allah'ın isimleri, sırları, hikmetleri, bütün bunları konuşuyor olacağız. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Programımız içerisinde bizlere sorularınızı ve görüşlerinizi Allah'ın isimleri hashtag'iyle, etiketiyle ulaştırmanız mümkün. Çok bugün güzel çok yapmışsın. Güzel. Bu da benim için sürpriz oldu. Güzel, çok hoşuma gitti. Ben de Erol Bey'e rahmetle programa başlamak istiyorum konuşmama. Allah rahmet eylesin, tanışırdık. Çok tatlı bir insandı. Hatta bana ilahi çalışmalarından bahsederdi. Bazılarında mırıldanırdı. Bir kızını da ben okuttum. Nasip olmuştu ama hangi kızıydı vallahi unuttum. Ben binlerce, belki de daha fazla... Çok okul değiştirdim. Ondan dolayı Nişantaşı Kız Lisesi'nde okutmuştum. Unutuyorum, hepsini hatırlayamıyorum ama çok bazı iz bırakanlar var ki asla unutamıyorum yani. Hiç öyle bazı öğrencilerim var. Hiç terk etmiyor. Hatta bazıları okuldayken diyor ki hocam diyor ömür boyu ben sizin kızınızım diyor. Ömür boyu sizi bırakmayacağım diyor. Ömür boyu sizinleyim diyor. Hakikaten bunu devam ettirenler var. Elhamdülillah, ne güzel, hoşuma gidiyor. Çok da iyi bir eğitmensiniz aynı zamanda. Yani, yıllarınızı İnşallah öyleyimdir. Genellikle falso yapmamaya, öğrencilere kötü örnek olmamaya çalışırım. Zaten kötü örnek olmadın mı iyi örneksindir. Yani bu onların gözünde öylesin. Kötü adam değilsen iyi adamsındır. Yani ikisi var zaten o çağda insanın. Ya beyazı vardır ya siyahı vardır. Yani biz de Rabbimizin şefkatiyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza Rab ismi. Bizi nasıl kırmadan eğitiyor Rabbimiz, incitmeden eğitiyor. Biz yaramazlık yapıncaya kadar tokat atmıyor. Çok ciddi yaramazlık yaparsak ama. Ondan sonra biraz kulağımızı çekiyor. Of acıdı falan, eyvah diyoruz ama nereye gidiyoruz? Gene ona sığınıyoruz. Tabii isimleriyle ki. Ya Rahman diyoruz, Ya Rahim diyoruz, Ya Vedud diyoruz, bizi sev. Ay bugün o bizden güzel bıkma. İsimleri konuşuyor olacağız. Bir de o zaman hocam böyle öğrencilik özellikle dönemleri, sizin de eğitmenlik verdiğiniz o dönemler vesaire bütün bunları hatırlamışken şu an öğrencilerimiz sınavda. YGS sınavındalar. Büyük ter döküyorlar gelecekleri evet. için. Onlar için de söyleyeceğiniz Söyleyeyim. Bir şeyler vardır. Allah muvaffak etsin hepsini. Çünkü dün gece gelen mesajın yapılan isteğin haddi hesabı yok. Herkes dua istiyordu. Ne istiyor? Dua istiyorlar. Başarı için dua Başarı istiyorlar. Için. Başarının en güzel duası biliyorsunuz çalışmak. Fiili birinci aşaması. Çalışmadan hiçbir şey başaramazsın. Bu bir gerçek. Ve en leyse lil insan illa ma sa ve enne sa yahu sefe yura. Rabbimiz buyuruyor ayette Necim suresinde. İnsan için çalışıp kazandığından başkası yoktur. Ve herkes çalıştığının kazandığının karşılığını görecektir diyor. Ayet bu. Ama bir de bizi rahatlatan, motive eden, bildiklerimizi hatırlamamıza sebep olan ve meleklerin belki de fısıltılarına sebep olan formüller var. Bunlar da esmalar, dualar. Yani böyle yapacağız ki onlar bize fısıldayacaklar. Şeytan vesvese veriyor. Bunu nereden çıkarıyorsunuz diyeceksiniz belki. Hani kıyamet günde hesaba çekilirken niye benim kullarımı saptırdın ya da insanlar Allah'ım bizi bu saptırdı. Buna cezasını ver. Bizi mahvetti, senden uzaklaştırdı, yolundan ayırdı, yanlış yollara sevk etti dediklerinde şeytan diyecek ki yo benim sizin üzerinizde bir hükümranlığım yoktu. Yaptırıcı gücüm yoktu. Özgür iradeniz vardı. Evet, iradeniz vardı. Ben size sadece olayları güzel gösterdim. Parayı güzel gösterdim, kadını güzel gösterdim, neyse erkeği güzel gösterdim, makamı, mevkiyi güzel gösterdim. Yani onları süsledim ben size, hepsi bu kadar. Ama siz de atladınız, sizin üstünüzde yaptırıcı gücü olan Allah'tı. Binaenaleyh velhertel umuni velhumu enfüseküm. Bugün beni değil kendinizi kınayın diye işin içerisinden çıkmaya çalışacak. Onun için en güzel çalışmak, irademizi doğru yolda kullanmak, tercihimizi
doğru yolda yapmak ve başarmak Allah'ın izniyle. Hocam hep aklıma şu geliyor, şimdi girerken de öyle söyledim. Burada hayatımız içerisinde çok zorlu sınavlar bizi bekliyor. Öğrenci oluyoruz, geleceğimizi şekillendirmek adına üniversite sınavına giriyoruz. Evet. İşte evleniyoruz, ayrı sınavlar gene bizi bekliyor aynı, çocuğumuz. Ve öbür tarafta da çok önemli sınavlarımız var. Hayatımız hep sınavla geçiyor. Ama şöyle bakın şimdi, çok güzel bir cümle. Bravo, ben yani gerçekten eski alimlerin dediği gibi altınım olsa şu an sana bir altın verirdim. Ay sağ ol. Yani bu gerçekten altın kıymetinde bir soru. Öyle yaparlarmış eski büyük alimler. O halk, esnaf onlara yardım eder. Bunları da öğrencilerin, insanların yetişmesi için, daha güzel bilgiler elde etmesine teşvik için kullanırmış onlar da. Yani onların verdiği şeylerden istifade etmezlermiş. Öğrencilerine verirlermiş. Öyle çok güzel şeyler var bizim şanlı tarihimizde, İslam geçmişinde, Türk geçmişinde böyle çok güzel şeyler var, hatıralar var. Bunun sebebi şu. Bir kere altın olabilmek için, değil mi? Birçok aşamadan geçiyorsun. Altın olduğun yetmiyor. Süslü güzel bir altın olmak için. Bir güzel hanımın kulağında yer alabilmek ya da bir boynunda, gerdanına kimsenin dokunamadığı mahremine dokunabilmek için daha güzel, daha kaliteli, oraya uygun bir altın olman gerek. Hatta o bile yetmez. Yani pahalı olman gerek. Değil mi? Yani, kıymetini doğru tam bulabilmek için. Bütün bunlar için aşama aşama onu ısıtıyorsun, kıvırıyorsun, büküyorsun, mengenelerde sıkıyorsun. 2000 derecelerde, eziyorsun. Belki 1000 derecelerde kaynatıyorsun, döküyorsun kalıpların içerisine. Bastırıyorsun. Sana da bastırıyorlar yani, o kadar işte. Sen nasıl bir altına şekil vermek için uğraşıyorsan, Allah da sana bana şekil vermek için mengenelerden geçiriyor, sıkıyor, ediyor. Ya şimdi biz istiyoruz ki, niye beni imtihan ediyor? Her şeyimi bilmiyor mu? Ayet diyor ki, sizi diyor imtihan etmeden bırakıvereceğimizi mi zannettiniz diyor. İman ettik demekle bizden kurtulacağınızı mı zannettiniz? Ehsebul insanu en yutrake suda. Mesela bir tanesi bu. Söylediklerimin. Onun için Allah-u Teala bizi her halükarda imtihan ediyor. Mesela şurada çok güzel imkanlar var. Karşına sunulmuş senin. Bir kelimeyle her şeyi bozabilirsin. Ve seçkin kelimelerle de her şeyi devam ettirebilirsin. Birisini la ilahe illallah diyelim. Öbürünü de hadi ya diyelim. İşte bu kadar basit yani. Onun için Allah-u Teala bizi sınıyor. Her zaman kararlı mıyız, azimli miyiz? Sevdiğimizi sevmekte, onu sevmeye ısrar etmekte, devam etmekte, sadakatimizi göstermekte, samimiyetimiz de ortaya çıkmakta mıyız, değil miyiz? İmandır bu. Mesela şimdi kimi çağırsak, ben şöyle örnek veriyorum çocuklara, bazen anlatırken halka da örnek veriyorum. Şimdi bir kadın bir erkeğe gülümsese, herhangi bir kadın olabilir, herhangi bir erkek de olabilir. Biraz ümitlenir, sevinir, hoşuna gider. Dese ki ben senden hoşlandım. Yarın bana Emirgan'da ya da efendim Rumeli Kavağı'nda bir çay ısmarlar mısın? Çamlıca'da bir çay. Seve seve der adam. Ertesi gün gider hemen koşa koşa. Belki o gece uyku bile tutmaz. Çok da güzelse, bir böyle beğendiği tiplerden birisiyse. Herkes güzeldir de onun beğendiği tiplerden biriyse duramaz insan. Ama Allah bizi günde 5 defa çağırıyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Allah'ım seni çok seviyorum. Hani nerede? Yani bir kadının peşinden koşuyorsun ya da bir erkeğin peşinden koşuyorsun. Onun yarattığı, kalbi de onun elinde olan, isterse senden anında nefret ettirecek. Tek bir kelimeyle onu da. Tek bir kelimeyle ya da tek bir hareketle. Konuşuyoruz bazen. Ben çok titiz bir insanımdır. Mesela ağzımdan yemek varken konuşmamayı tercih ederim. Çünkü tam o anlattığın çok ciddi harika meselenin içerisine tek bir ağzından çıkıp gidecek olan bir parça son verebilir. İşte bu Allah'ın çok elindeyken sen Allah'ı unutuyorsun. O kadının saçıyla, başıyla, güzelliğiyle, edasıyla, endamıyla uğraşıyorsun. Ama onun kalbini sana bağlayacak olan gene o. Seni hoş görüp de sana sevdirecek olan gene o. Bunun için önce onun gönlünü alman gerekiyor. O zaman her şey ayağına gelir. Biraz maddi, biraz manevi
biraz negatif, biraz pozitif yönleriyle anlattım. Çünkü herkes bundan anlıyor. Yani böyle misal verince çok, anlıyor. Çok güzel anlattınız. Çok da açıklayıcı oldu. Evet. Bir sınavdan buraya geldik. Daha henüz girmedik bile. Hayat bir sınav. Evet. Onun için sınava ben hep şunu tavsiye ettim. Sabahleyin sınava girerken. Çünkü çalışmış bu insan. Boşuna gitmeyecek belli. Kesinlikle. Gece 786 besmele okuyun dedim. Sabah sınıfa girerken de 51 besmele okuyun. 51.yi de sınıfın negatif havasını dağıtmak için üfleyin dedim. Şeytan varsa, çünkü şeytan unutturmaya çalışır. Şeytanın görevi budur. Peki birazdan ona da gireceğiz. Rakamlar bu kadar önemli mi? Çok önemli rakamlar. Çok mesela çok önemli. Mesela 756 tane dediniz özellikle. 786. 786 dediniz. Neden 786? Çok çok önemli. Besmele'nin epçet değeri 786'dır. B harfi 2, sin 60, mim 40 öyle gider. Lam 30, elif 1. Böyle gide gide besmele'nin rakamsal değeri vardır bir. 786'dır. 786. Budur. 51 niye? Kısaltılmış 51'i, mı? 51'i de şöyle, 51'i de büyük şey harflerin, öyle oradaki daha etkili diğer harflerin ebcedi olarak bulmuş alimler ve denemişler. Ben de denedim şahsen. Rabbimizi deneme hakkımız yok ama duanın böyle başkaları tarafından anlatıldığının gerçek olup olmadığını insan görmek istiyor. 51 okuyorsun. Mesela siz bir yere gittiniz, bir kapıya gittiniz, bir iş isteğiniz var, bir müracaatınız var. Adam size bozuk attı, sırada bekleyen bir sürü insan var. Şimdi bu niye geldi dedi. Siz oraya 51 besmele okuyup tekrar girerseniz, aa siz nereye kayboldunuz demesi mümkündür. An meselesi. Aa çok güzel. Çok yani. Ve o besmele size bir enerji yüklüyor. Neden? Büyük yerden torpil aldın. Size bir tane olay anlatayım. Tamam. Küçük yani çünkü burası önemli. İsimler zaten kitaplarda var. Yani bizim hem Esma zikrinde var, hem de Allah'ın isimlerine gireceğiz. İkisi birbirini tamamlayıcısı zaten. Şu misali anlatayım. Geçen hafta bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Bir komisyon gitmiş. Bizim bilmediğimiz, adını vermedikleri bir ile. O ile gittiklerinde o komisyon sınav alacak. Oradaki 20 tane işçi alacaklar ama 250-300 tane müracaat varmış. 2-3 tane arkadaş, ekip, Vali Bey'in emriyle orada göreve başlayacaklar ama demişler ki gel ikindi oldu, biz ikindi namazımızı bir kılalım. İkindi namazını kılmak için kenar mahalleye gidiyorlar. Oralarda fazla görünmek istemiyorlar daha doğrusu. Kenar mahalleye gidiyor, tam öyle Osmanlı yapısı, mimarisinden güzel biblo gibi bir camide namaz kılacaklar. Abdest almaya başlıyorlar. Ceketlerini çıkarıp asıp oturuyor çorabını çıkarırken. Arkasından birisi bir çift takunya koyuyor adamın yanına. Ayakları, ayakkabısı, çorabı ıslanmasın diye. Şöyle dönüp bakıyor, teşekkür ederim diyor. Siz kimsiniz diyor. Ben diyor, Bilal diyor. Teşekkür ederim Bilal diyor, sağ olasın diyor. Dönüyor, onunla tanışma ihtiyacı duyuyor. Kenar mahallede ayağıma takunya getirse birisi, ben de daha doğrusu abdesti biraz geciktiririm. Zaten namazın vakti var ama ezan okunmuş, bitmiş, millet kılmış, onlar kılacaklar. 5 dakika geciktiririm, Bilal'le tanışıyor. Peki Bilal ne iş yaparsın diyor. Nerelisin diyor önce. Buralıyım efendim diyor. Ne iş yaparsın diyor. İşim olacak inşallah diyor. Bir işim yok şimdilik diyor. Ama diyor pazar günkü sınavda inşallah olacak diyor. Adam dank ediyor. O esnada düşünmeye başlıyor. Bir dakika bir gol bir. İki evli misin diyor. Nişanlıyım ama inşallah ilk maaşımı aldıktan sonra evleneceğim diyor. İşe girmeyi garantilemiş. Şimdi sen daha yaşasın sonrasını gör. Adam ondan sonra diyor ki Allah Allah. Peki annem baban ben diyor yetimim diyor. Ondan sonra bir şey daha söylüyor, bir şey daha söylüyor, bir şey daha söylüyor. İş uzayıp gidiyor ve diyor Bilal diyor sanki sınava girmeyi garantilemiş gibi her şeyi sınava bağlamışsın. Ne bu güven diyor, nereden diyor, torpil mi yaptın diyor. Elimizde diyor iki çanta belki yani o kadar insanın evraklarını bıraktık geldik diyor torpil yapmak için uğraşan.
bakanlıktan var, işte oradan var, buradan var, validen var, kaymakamdan var, şunu alın, bunu alın, oradan buradan yani gibi. Ondan sonra yo diyor ama diyor ben diyor yetimim diyor. Yetimin diyor tek müracaat kaynağı ve garantisi Allah'tır. Ben gireceğime inanıyorum abi diyor. Ondan sonra tabii o siz kimsiniz demiyor. Bilal ana müsaade deyip çekip gidiyor. Pazar günü oluyor. Onlar düşünmeye başlıyor. Bak diyor ki Allah diyor bizi Ankara'dan gönderdiği filan yere getirdiği filan adamla tanıştırdı. Orada namaz kılacağımız bir sürü cami varken o en kenar mahalledeki biblo gibi güzel Osmanlı camisine gitme arzusu verdi içimize. Gittik diyor orada namaz kılıyoruz. Bilal'i de oraya getirdi. Kader açısından olaya baktığın zaman işte senin torpilin bunlar. Takuncayı koy ayağının altına dedi diyor. Hem de müdürün diyor. Sanki diyor müdür benim. Nereden biliyor adam diyor müdürü diyor. Alnımda yazıyor mu diyor. İşte torpil budur. Onun gönlüne edeceksin. Yani Allah-u Teala'nın ve o gün imtihan günü geldi diyor. Ben diyor kendimi açık etmedim. Bilal mahcup olmasın diye. Biraz kılık kıyafetlerimiz de değişti. O gün sivildik diyor. Şimdi resmi bilmem ne havada. Fakat Bilal beni tanımadın mı dedim diyor. Bilal ondan sonra durdu ağlamaya başladı. Bir süre konuşamadı diyor. Ağlamaya başladı. Sonra ağlama bizi ve seni Allah karşılaştırdı. Bunun hesabı budur. İşin hayırlı olsun, aşın hayırlı olsun, eşin hayırlı olsun dedi diyor. Dedik diyor, gönderdik diyor. Torpil budur işte. Yani oradan alacaksın bu torpili. Mevzu bu. Aynen öyle. Evet. Harika. Peki şimdi Esmaül Hüsna'nın keşfi, Allah'ın isimlerinin sırları. Çok güzel bir kitap çıkarmışsınız. Biraz evet. Da buna girelim. Şimdi Allah'ın kaç ismi var? Esmaül Hüsna aslında güzel isimler. Allah'ın evet. Güzel isimleri demek. Doğru. Değil mi hocam? Allah'ın kaç ismi var ve bu isimlerin faziletleri neler? Biraz bunlara girelim. Şimdi bir kitap okuyorum ben de. Ben İbn-i Arabi'den tutun. Günümüze kadar yazılmış olan pek çok esma kitaplarını okumaya gayret ediyorum. Bulabildiklerimi, ele geçirebildiklerimi, yararlanabildiklerimi. Kitap okuyorum. O kitapta daha önce ben kitabımı almıştım. Ben onu okumamıştım. Başka bir yerde rastladım. Bir belki de Zevaid kitaplarından bir hadisti. Şimdi o kitapta da şunu gördüm. Allah-u Teala'nın 3000 ismi var diyor. 1000 tanesini kimse bilmez diyor. Sadece meleklere öğretmiştir. 1000'i Tevrat'ta, 1000'i İncil'de, 1000'i de Kur'an'da ama sadece 99'unu Allah-u Teala öğrettiğini söylüyor. Bariz olduğunu Peygamber Efendimiz'in. Sonra Konya'da hadis alimi, mütercimi, meslek dersleri öğretmeni. Buradan kendisine de teşekkür edeyim. Abdullah Feyzi Kocaer. Hocamız var. Ben ona açtım. Telefon ettim. Sordum. Bu nedir dedim ben. Zaten dedi İbn Arabi'nin kitabını da bana o tavsiye etmişti. Zaten dedi Peygamber Efendimiz dedi Araplardaki lisanla konuştuğundan dolayı 99 çokluktan ifadedir dedi. 99 değildir Allah'ın ismi dedi sadece. Çünkü 99 isimli mesela Ebu Hureyre rivayetinde ki şey farklı gelen hadis farklı İbn Abbas rivayetinde ya da de benzeri rivayetlerde ezberlemiş peygamberimizin yakınları onlar biliyorsunuz yani. Ebu Hureyre hiç kapısından ayrılmayan İbn Abbas da amca oldu zaten yani peygamberimizin sürekli evine rahatlıkla Abdullah İbn Abbas rahatlıkla girip çıkabilen birisi. Dolayısıyla birbirlerinden farklı 14 tane esma var. Eksiği var, fazlası var. 80'i var, 99'u var. 82'si mi, 3'ü mü var? Belki yani o rivayetlerde zapt dediğimiz tutabilme mevzu, ezberde tutabilme mevzu farklı olabilir ama ben Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den küçük bir araştırmayla 240-250 tane esmasını çıkarttım. Oo, çok güzel. Yani, kitabın içerisinde var. Onda var, evet doğru. Ya onda özet olarak var. Onun için meşhur esmalarla uğraşmayı tercih ettim. Meşhur esmaların ebcedlerini bulduk, diğerlerini de bulduk. Mesela bu meşhur esmaların içerisinde Şafii yok ama meşhur olmayan rivayette Şafii de var. Şafii Allah-u Teala'nın şifa veren ismi demektir.
Zaten şey de söylüyor. Fatiha'nın bir adı Şafiye diyor peygamberimiz. Fatiha'yla bir adama diyor ki gözlerim kör diyor benim diyor. Bana diyor dua edin ya Resulallah diyor ya da görmüyor benim diyor. Kör anlamına gelmeyebilir bu. Görmüyor anlamına gelebilir. Hastalıklı olabilir. Efendimiz diyor ki git iki rekat namaz kıl. Ondan sonra işte Fatiha'yı oku. Şöyle yap böyle yap falan diye tarif ettiği şey var. Hastalara okumaya ait tavsiye ettiği rukyeler var. Ve Fatiha için şöyle bir dua ettiği var. Allahümme hedi şafiye. Bu şafiyedir, şifa vericidir. Ve ente şafi. Şifayı veren de sensin. Ve ente şafi. La şifa illa şifauke. Şifaen la yugadiru sakama. Bunda hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde öyle bir şifa ver diye hastaya okuyor peygamberimiz. Rukiye yapıyor. Allahümme hedi şafiye ve ente şafi diyor. Ama işte bu Şafi ismi mesela şeyde yok. 99 esmanın içerisinde yok. Ama diğer rivayetlerde var. İşte İbn-i Mace'ninkinde, Tirmizi'ninkinde farklılıklar var. Buhari'ninkinde farklılıklar var. Hatta bazıları nakletmemişler bu hadisteki farklılıklardan dolayı. Mesela bilmiyorum Buhari'de var mı şu anda konuştum ama var mı yok mu bilmiyorum. Ayrıca bakarım ben. Evet. Peki mesela bu isimlerin faziletleri çok değerlidir elbette ama bu isimlerle özellikle kendi hayatımızda kullanmak ya da gün içerisinde zikretmek, söylemek hayatımızı etkiler mi? Nasıl etkiler? Şimdi bak bir ben de size bir bu sabah güzel bir iltifat edeyim. İnsanın güzel olması güzel soru sormasıyla da alakalıdır. Ay, gerçekten sorular çok hoşuma gidiyor. Şimdi hayat gerçekten bir takım sıkıntılarla dolu. En başta konuştuğumuz gibi. Öyle değil mi? Evet. Bu sıkıntıları aşabilmek için haddi zatında Allah bize annemizin babamızın küçükken kaykay aldığı gibi deyim yerindeyse elimizden ayağımızdan tutup bizi oraya götürecek esmaları da vermiş. Yani kaykayları da almış. Ya da daha hızlı götürecek bisikleti, motosikleti de almış ama biz bilmiyoruz, kullanmıyoruz. Eşyalarımızla kıyaslayacak olursak. Bu esmalar o işe yarıyor işte. Sizin esmanızın da bir enerjisi var. Allah'ın esmasının da bir enerjisi var. O ikisini birleştirmen gerekiyor. Fişi takman gerekiyor. Kamerayı çalıştırmak için, ekranı doğru çalıştırmak için. Yani deyim yerindeyse budur. Kalpte, zihinde, beyinde farklılıkları değil de aynı anda bir şeye yoğunlaşmayı sağlayabilmek içindir bunlar. Ben her insanla Allah-u Teala'nın birçok esmasının zuhur ettiğine Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi inananlardanım. O cümleyi orada gördükten sonra kendi söylediklerimin de teyidini orada bulmuş oldum. Çok mutlu oldum. Bir yazı da okudum. Bir benim de çok sevdiğim, tanıdığım bir arkadaşım. Belki mahsurlu görülür, isim vermeye gerek yok. O abimizin yazısında okudum, hocamızın yazısında okudum. Her bir ismin bir tecellisi vardır diyor, yeryüzünde diyor. Özellikle insanlarda Allah-u Teala'nın birçok esması birden tecelli eder. Mesela Semih esması, kulak, işiten demek. Semih, değil mi? Var. Var. Basar, görme, göz. Basiret de buradan geliyor. İç gözü basiretin dediğimiz. Basiretin bağlanması, görmeme. Evet. İç gözü dediğimiz olay da buradan. Mesela basir ismini çeken insan ben basiretinin açılacağına %100 inanıyorum. Ay onları da soracağız. O kadar güzel ki. Semih içerisinde ismini çekenlere ben kulak çınlamaları, rahatsızlıkları olanlara ben Semih ismini tavsiye ediyorum. Peki esmalarla bu noktada hemen gireyim. Mesela tedavi yapmak mümkün mü? Mümkün. Yani zaten sinirli bizim bir insan işte Allah'ın o Halim, rahatlatıcı Selim, Halim, Selim esmalarını çekerse tamam mı? Bu insan Allah'ın mecalini Halimen ve Selimen derse sonunda da Allah'ın beni Halim Selim eyle. Yani madem senin kulunum, sen yarattın, senin Halim Selimliğinden ver. Her gün sana bir sürü küfreden var. Kimseye bir şey yapmıyorsun. Her gün isyan eden var. Neredeyse gökyüzüne bir kaleşnikov dikip, efendim bir tank dikip ateş etmediği kaldı. Seni orada zannederek. Yani bütün bunlara karşı gülüp geçiyorsun. Şunu biraz da bana ver desen verir Allah. Yani Allah çok sabırdır aynı zamanda bakın. Halimdir. Kullarına merhametle davranır. Şimdi sizin televizyondaydı galiba. Az önce gelirken Orhan Pamuk'la bir şey yapmışlar. Birisi diyor size hakaret edip bağırıp çağırdığı zaman ona gülüp geçmek diyor. Kendinize güvenin eseridir diyor. Şimdi Allah-u Teala'dan da bunu isteyebilirsiniz yani. O güveni size vermesini.
Günümüz insanın pek çoğunda bu özgüven eksikliği var zaten. Kesinlikle. Çoğu yani problem de oradan kaynaklanıyor. Olur mu, evet. Olmaz mı, çarpılır mıyım, burkulur muyum? Hiçbir şey olmazsın ya Allah. Ya Allah'la beraber olduğunda bir insan çarpılır mı? Şimdi bir şey çıkartmışlar. Biz burada birkaç tane program yaptık. Millet esma zikrine yöneldi. Herkes elinde bir tane zikir matik parmağında tık tık gidiyorlar. Şimdi bir şeytan boş durmuyor ya. Aman o esmalar gelişi güzel okumayın. Başınıza iş çıkartırsınız. Ne işi çıkartacağım abi? Ne işi çıkacak? Güzel bir şey anıyor insanlar. Güzel bir şey şimdi hissederek bakın, yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de hayır. Bu cahil insanlar. Bunlar hoca adı altında geçiniyorlar bir de. Şimdi isim cisim vermiyorum. Hiç gerek de görmüyorum. Biz burada gıybet etmek ya da onu bunu taşlamak için değil. Hak namına, hakikat namına insanlara bir şey öğretmek için buradayız. Şimdi Araf suresinde kulidullaha evidur rahman. İster Allah deyin ister Rahman deyin. Eyyemma tedun. Hangisiyle çağırırsanız çağırın diyor. Velillahil esmaul husna. En güzel isimler Allah'ındır diyor. İstediğini söyle. Hani bazıları biraz daha şey davranıyor. Ne diyorlar? Oportunist mi diyorlar? Evet, iyimser. Sıra dışı. Aa, böyle şey. Ama sıra dışı ama iyimser. Evet. Ben diyor Allah'a diyor, dün bana telefon etmiş birisi. Sevgilim desem olmaz mı diyor. Aranızda o muhabbet varsa olur dedim. Sen mesela 5 vakit namazını kılıyorsan, Allah'la hakikaten zikirde, gece fikirde, gündüz zikirde berabersen diyebilirsin. Ben diyor Allah'ı çok seviyorum, o manada diyorum. Ya tabii ki bizim Rabbimizi sevmememiz mümkün değil. Kesinlikle. Her şekilde ona yaklaşabiliriz. Ama bu esmalarda diyor ki Allah-u Teala, esas rengi noktası orası ayetle, fedûhu bihe diyor. Onlarla Allah'a dua edin diyor. Bakın bu güzel isimlerle Allah'a dua edin diyor. Öbürü de diyor ki Allah'a böyle diyor zikretmeyin, dua etmeyin. Gelişi güzel çekmeyin. Başınıza iş gelir. Ne gelir? Yok işte 3 harfli gelirmiş, yok 5 harfli gelirmiş. Yok öyle bir şey değil mi hocam? Ya Allah'ın emrinin muhalifi bir şey olabilir mi? Ya Allah'ın en güzel isimlerinden bahsediyoruz. Böyle bir şeyin bizim ya başımıza Allah zaten ters bir şekilde dönmesi şöyle düşün, söz Handan, konusu bile değil. Doğru. Allah-u Teala 5 vakit namaz emrediyor. Bu namaz senin başına bela olacak olsa emreder mi? Çok doğru. Ya bu aynı. Oruç emrediyor. Dua emrediyor. Dua edin diyor. Allah yalancı mı sümme haşa. Sana buradan efendime söyleyeyim dua et diyecek, edecek de senin başına başka şeyleri musallat edip senin başını belaya sokacak. Böyle şey olabilir mi ya? Akıl yok, mantık yok. Bari Kur'an'a bakın ya. Esmaül Hüsna yazın, ayetleri gelsin karşınıza da. Bunlar da ne diyor? Bir onlara bakın. Bu okuduğunu bari anlasın bu insanlar. Ya hocayız diye geçiniyorsunuz madem kardeşim. Bari bunu anlayın da bunu öyle söyleyin ya. Bu insanları bırakın zikretsinler. Engellemeyin, mani olmayın. Allah desin, Rab desin, Halim desin, Selim desin, Rahman desin, Rahim desin. Yani Fettah desin, Latif desin, Vedud desin, sevsin, sevdirsin. Yani bırakın Allah'ın isimleriyle Allah'ı zikretsin yani. O yüzden ısrarla bunu söyledim. Çünkü şu an yeni çok televizyonlarını açmış olan izleyicilerimiz de varsa bir kez daha altın çizilmesine fayda var. Hiçbir şey olmaz. Esma-ül Hüsna'yı tamamını her gün 100 defa okusanız da bir şey olmaz. Zaten şuraya yeri gelmişken söyleyelim. Kitabın başında da ben bu hadisi olduğu gibi Ebu Hureyre'den gelen hadisi rivayeti olduğu şekilde aldım. Diyor ki Allah'ın 1/100 eksik 99 ismi vardır diyor. Hani biz de böyle deriz ya. Bazen işte 100 kere söyledim anlamıyorsun deriz. Belki 100 kere söylemedik. 3-5 kere bir şey söyledik. Ne zaman 100 kere oluverdi falan deriz. Çokluktan kinaye. Ve diyor ki ondan sonra bu isimleri ezberleyip dua eden cennete girer diyor. Bu isimleri ezberleyip bunlarla dua eder zaten yanlış yapmaz ki cennete girmesin. Şifreyi Resulullah çözmüş.
biliyor, bize söylüyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Doktor Arif Aslan'la beraberiz. Allah'ın isimlerini konuşuyoruz, sırlarını, hikmetlerini konuşuyoruz ve siz de ekranın alt köşesinde göreceksiniz zaten. Allah'ın isimleri etiketiyle bize görüşlerinizi, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Çünkü birazdan tedavilere gireceğiz. Şansımızı açmak için hangi esmaları zikretmemiz zaten gerekiyor? Zaten Twitter'da, Facebook'ta evlenmek isteyenler, akşamdan beri. Öyle evet. mi? Bekliyorlar evet. mı? Belki işte sınavda başarılı olmak isteyenler, evet. bütün bunlar sizin de tabii sorularınız varsa İnşallah. Lütfen yollayın. Hatta kendi isimlerimizin de bir anlamı olduğunu söyledi Arif Hocam. O yüzden biz buradan eğer kendisi de izin verirse tabii, belki tabii. bir 5 kişiye bize isimlerinizi yollarsanız tabii. burada kitap buluruz. İçerisinde buluruz. Çok inanılmaz bir kitap çıkarmışsınız. Bütün isimler var kitabın içerisinde. Çok şükür. İsimlerin hangi esmalara denk geldiğini evet. söylüyor. O yüzden lütfen sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Yollayın. Biz de burada Arif Hocamıza soralım. Vallahi cevapları bizim. Da güzel bir şekilde alalım. Hemen devam edeceğim ama çok güzel. Mesela Feride Sevmez demiş ki Arif Hocam benim hocam da her türlü soruma sabırla cevap verip bir de kitabını hediye ederdi. Hakkınızı helal edin hocam demiş. Buradan bulmuş bizi vallahi. Canım benim. Feride Hanım çok şanslıymışsınız. Allah razı olsun. Onu öyle söyleyebilirim. Olsun, burada çok olacak. Gerçekten de. Hayatımı Allah'ım... onlara adadım ben zaten. Onların bir anlık sevgisi, saygısı. Bazen yolda görüp böyle elime kapanması. Bana ücret olarak yeter. Cenneti vermiş gibi oluyor. Yani öğrencilerim beni hiç unutmazlar. Ben öyle görüyorum. Evlenir yanındayım. Çocuğu olur yanındayım. Okulda eğittim yanındayım. Hele bazılarının çocuklarının da okutuyorum. Ay ne güzel. Kendilerini okuttuğumuz gibi. Elhamdülillah güzel şeyler. Çok bunlar. Güzel. İdil Ünüvar demiş ki Arif Hoca bana dinimi sevdiren en iyi şekilde öğreten biridir. Selam ve saygılarımı iletiyorum kendisine demiş. Allah'ın isimleri hashtag ile bize yollamış. Kim o? İdil Ünüvar. Allah razı olsun. Çok güzel yollamışlar. Evet, güzel. Burcu Hanım zaten Allah'ın isimlerini arka arkaya yollamış. Sen onları okuma ben ağlayacağım şimdi. Evet gerçekten. Peki birazdan yeniden Twitter'a dönelim. Olsun. Sizler de lütfen sorularınızı ve görüşlerinizi yollamaya devam edin. Bu arada esmalardan konuşuyoruz. Ben. Tedavi etmek mümkün insanların. Evet. Mesela hangi isim hangi derde deva oluyor hocam? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir altyapısını kurayım ondan sonra tamam. onu da söyleyeceğim Tabii izin ki. Verirseniz. Tabii ki. Şimdi Amerika'da, Endonezya'da, Malezya'da 2-3 yerde şu testler yapıldı. İyileşmesinden ümit kesilen hastalara dua fayda verir mi vermez mi? Burada da bir gün Pelin Hanım'la konuşmuştuk bunu. O üniversitelerde Kaliforniya, Michigan... Bir tane daha vardı. Bilmem isimlerini unuttum. Yale değildi ama başka bir şey. Üniversite hastanelerinde kanser tedavisinde, şeker tedavisinde ve başka bir takım hastalıkların tedavisinde. Daha doğrusu artık bundan yani yapacak her şeyi yaptık biz. Gerisi Allah'a kalmış dedikleri hastalar üzerinde duanın tesirini araştırıyorlar. Bunları Mısırlı Doktor İbrahim Kerim de bize ulaştırıyor. Ama bunun gazeteler haber yaptılar. Gazeteler bu şeyi haber yaptılar. O üniversitelerde %64'ü, %71'i hastaların cevap vermiş. Bakın, iyileşmesinden ümit kesilen 100 hastadan 71'i tedaviye cevap veriyor. Önce cevap vermiyordu. Çok yüksek bir oran. Bakın dua, bakın ben şu kadar söyleyeyim. Dua, Allah'la kul arasındaki iletişimin köprüsüdür. Bu kadar basit. Köprü olmadan bir yere gidemezsin ya. İki denizsin sen. Bir ayrı, bir ayrı yaka. Bir Anadolu, bir Avrupa yakası gibi. Bu köprüyü kuracaksın. Ya da telefon görüşmesini sağlayacaksın. Alacaksın, Rabbim diyeceksin. Ben buradayım, sen neredesin? O da diyecek ki, kulum ben buradayım, sen neredesin? Ben de buradayım. Ve huve ma'akum, eyne ma'kuntum diyor. Nerede anarsanız, nerede ararsanız, nerede isterseniz, nerede siz onunla beraberseniz o sizinle beraberdir. Ayet bu. Ve ve ma'kum eyne ma'kuntum. Siz neredeyseniz o da sizinle orada. Şimdi böyle bir Rabbimize karşı bizim elin demeyeyim yani gene bizdeki tabire göre söylüyorum. Sizin beğenmeyip gavur dediğiniz, dışladığınız insanlar diyeyim yani öyle diyeyim.
ki ben böyle bir şeye asla katılmıyorum. Onlar şu haliyle bizden daha Müslümanlar. Çünkü onlar inanıyor. Fakat biz inanmıyoruz. Olduğu gibi inanmıyoruz. Adam deniyor, deney yapıyor, sana ulaştırıyor. Bak kardeşim diyor, ben aradım, buldum, gördüm. Bunlar bu şekilde iyileşmesinden ümit kesilen hastalara çok faydalı oldu. Siz de deneyin diyor. Bizdeki profesörle ben tartışıyorum. Bizdeki hocayla ben tartışıyorum. Hadi canım sen de öyle şey olmaz diyor. Adam Müslüman. Hangisi Müslüman sizce? Hangisi Müslüman? Ben yorum yapayım hocam. Yapma. Ben yapıyorum. O mu o mu? Bana göre o. Bu değil. İnanmayan Müslüman değildir. Bu kadar basit. Hocam inanalım bırakın verelim. Öyle bir şey demedik. İki yola da başvuralım. Hastanede yapılıyor bu. Hastanede. Hastanede çekmecede İncil var. Evet. Senin hangi hastanende yatak odasında yattığın yerde Kur'an var? Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Yani biz bu inanç kritiğini yapacak olursak inanmadığımız ortaya çıkacak diye fazla dokunmuyoruz. İbrahim Kerim göz hastalıklarında kullanmış, katarak ameliyatlarında Kur'an'dan elde ettiği Yusuf suresinden bir şeyi kullanmış. Bir damlayı, bir teri adam kullanmış. İsviçre patentini almış falan diyorlardı ama ben haberin gerisini takip edemedim. Esmalar %100 etkili birçok konuda. Bir, moral verme konusunda. İki, tedaviye yardımcı olma konusunda şey veriyor. Hande Hanım şöyle diyelim. Hani 2-3 gün önce birisi geldi bana. Ağladı, sızladı. Yani bir saat evde ağladı. Bir saat ağlanır mı? Ben dedi yaşama sevincim yok dedi. Yaşamak istemiyorum ben. İntihar edeceğim dedi. LinkedIn'den bana öyle geldi zaten. Ben de oradan dedim nesi var bir yazayım. Öyle geldi. Şimdi gitti bak. 1-2 saat konuştuk, muhabbet ettik. Esma verdim, dua verdim ona. Bunları yap dedim. Bak bomba gibi olacaksın ama vücudunun döngüsü 21 günde ancak tamamlanır. Sen 21 gün devam et. 21 gün sonra beni ara dedim. Eve gitmiş dayanamamış yazmış. Enerjinize bayıldım ben bomba gibiyim hocam diyor. Ya bir günde oluyor mu abi bu ya? Demek ki oluyor. İkna ettiğin zaman insanın Allah'la... Doğru yaklaştığın zaman hocam çok önemli. Ya bizi Allah'la birisi barıştırsın. Ben İstinye Park'ın bahçesinde otururken orada... Alışveriş merkezinde bir çay içiyorduk arkadaşlarla. İki tane hanımefendi geldi. Uzatmayacağım. Çok uzun hikayesi de uzatmayacağım. Çantasını açtı. Hocam dedi, ben dedi siz falan programda konuşurken bunları yazmıştım. Bir tomar kağıt çıkarttı. Tamamlayamadım. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Ya abi böyle bir zevk, böyle bir şevk, böyle bir aşk, böyle bir inanç. Bir gün görüp de Arif Hoca'yı bunları tamamlatırım ben. Demek ki bir düşünce olamaz ya. Ben çok hayretler içerisinde kaldım. Estağfurullah dedim. Tabii ki getirin kitabını bile alır size hediye ederim dedim ben. Yok dedi biz alırız kitabı da dedi. Siz dedi bunlara hediye edin. Bir. İki. Bana bir soru sordu. Hande Hanım yemin ediyorum ağladım. Billahi ağladım. Gücüme çok gitti. Diyor ki hocam istiğfar ne demek? Ya abi bunu da bil artık ya. Salavat ne demek dedi. Ondan sonra ben dedim size bunları gerçekten mi soruyorsunuz dedim. Evet dedi. Öğretememişsek bize yazıklar olsun. Dedim tekrar kafama bir kurşun sıkın öldürün beni dedim. Ben bu topluma bunu öğretememişsem, bu Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin bunu öğretememişse, bu hoca geçinen adamlar bunu öğretememişse bize yazıklar olsun. Ve ben ağladığım için kadın dedi ki, yaklaştı biraz. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim dedi. Duygulandınız biliyorum çok üzüldünüz belki dedi ama dedi. Kendinizi suçlamayın beni Rabbimle siz barıştırdınız dedi. İdil Ünver'in söylediği gibi değil mi? İdil miydi? Evet, evet, az doğru. Önce. Bana Rabbimi sevdirdiniz dedi. Ben ondan uzak yaşıyordum dedi. Şimdi dedi çok mutluyum ben dedi. Sizin dualarınız esmalarınızla dedi. Ondan sonra... Gene ağladım ben ama bu sefer mutluluktan ağladım. Mutluluktan, yani en azından güzel. Bir görevi yapmışız diye. Şimdi her esma, her bir derde deva olabilecek ölçülerde
tesbihlerde çekilebilir. Çekilebilir. Şimdi ona gireceğiz. İş sahibi olmak isteyenler, eşini evine bağlamak isteyenler, merhametsiz kişilere, genç kalmak için, uzun bir ömür için. Bütün bunların hepsini hocamızla konuşuyor olacağız. Ama ne zaman? Kısacık bir reklam arasından sonra.